LGS'ye son 23 gün, 23 gün sonra inşallah hayallerimize kavuşacağız. Çalışmalarımızın, emeklerimizin karşılığını alacağız. Günün sözüne baktığımızda Walt Disney diyor ki başarının yolu konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır. Zaten biz de bunu yapıyoruz. Kimileri diyor ki böyle olacak, şöyle olacak. Biz çalışıyoruz, biz gayret gösteriyoruz, biz sorular çözüyoruz, biz 6 Haziran geldiğinde LGS tarihi geldiğinde önce sözel bölümde sonrasında sayısal bölümde çalışmalarımızın karşılığını almak için şu anda olabildiğince gayret gösteriyoruz. Tabii ki hatalarımız çıkıyor tabii ki bazen canımız sıkan durumlar oluyor ama biliyoruz ki bu bir yol ve biz bu yolda çalışmaya devam ediyoruz. Gün yorumuna baktığımızda Suzan Kaynar diyor ki hocam günde 50 paragraf. 60 matematik ve bunların dışında bir ders daha çözüyorum. 60 soru. Sizce bu yeterli mi? Yani 60, 60, 120. Bence yeterli. Neden yeterli? Çünkü şöyle bir şey var. Sınavda biliyorsun ki Suzan 50 tane sözel, 40 tane sayısal olmak üzere 90 soru çıkıyor. 90 soruluk bir sınava gireceğiz biz. Sen şimdi 50 tane paragraf çözüyormuşsun. Bu çok önemli bir şey. Sınavın çoğunu paragraf verilecek. Buraya bir kere yazdık mı 50 paragraf? 60 tane matematik çözüyorsun. Normalde 10 10 küsür tane paragraf çıkacakken sen 50 tane çözüyorsun. En önemli kısım. 20 tane matematik çıkacakken 60 tane çözüyorsun. 50 artı 60 da yazdık. Artı bunu harca 60 soru daha çözüyormuşsun. 60 60 120 120 artı 50 170 soru çözüyorsun. Ama 170 sorunun çoğunluğu matematik ve paragraf ve sınavın da esas belirleyicisi bunlar. O zaman sen esasında doğru yoldasın ve bu soruların doğru cevaplarını da öğreniyorsan sonuçta 90 çarpı 280 çözersek hedefimize ulaşabiliriz demiştik. Tabii ki burada şu da var. Hedefimiz de önemli Suzan. Yani hedefin eğer Galatasaray Lisesi ise, hedefin eğer İstanbul Erkek Lisesi ise biraz daha vites büyütmende fayda var. Yani eğer çok iyi bir fen lisesi istiyorsan, çok çok yüksek puanlı bir Anadolu Lisesi istiyorsan biraz daha fazla çözmen lazım. O zaman yeterli değil demem gerekir. Ama yine de önemli olan çözdüğün sorunun verimi. Yani sen bir verimle günde 10 soru çözersen bir çarpı on on eder. 10 verimle günde bir soru çözersen o da yine 10 eder. Ama sen eğer 10 verimle günde 10 soru çözersen bu durumda 100 eder. Dolayısıyla sen şu anda eğer bu soruları verimli kullanıyorsan, bu sorularda yaptığın hataların üzerine gidiyorsan, bu hatalarla alakalı notlar alıp böyle duvarına pıt 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 yapıştırabiliyorsan inşallah sınavda da çok iyi yaparsın. Ve ben senin iyi yapacağına inanıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ne yaptığını biliyorsun. Hocam bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum ve bu yeterli mi? Yeterli değilse artırırım. Yetersizse böyle devam ederim gibi bir şeyler söylüyoruz. Demek ki bu senin esasında sınava hazır olduğunu gösteriyor. Yani ne yapacağım hocam? Olur mu? Olmaz mı? Çok çalışıyorum ama kazanamayacağım. Endişesi yok. Güzel, düzenli bir şekilde çalışıyorsun. O yüzden bu şekilde çalışan arkadaşlar yani ne yaptığını bilen arkadaşlar genellikle sınavlarda çok çok başarılı oluyorlar. Bayramda nasıl ders çalışmanız Bayramda arkadaşlar tabii ki pandemi nedeniyle zaten büyüklerimizi ziyaret etme ihtimalimiz böyle sürekli eski bayramlaşmalardaki gibi kapıları çalıp Bayramınız kutlu olsun diyerek şeker isteme ihtimalimiz kalmadı. O zaman biz de bu bayramda şeker toplayamasak da net toplamalıyız. Yani daha fazla ders çalışabileceğimiz zaman oluşturmalıyız. Tabii ki dinleneceğiz. Belki bayramın ilk günü ders çalışılmaz. Oturup ailemize zaman geçireceğiz. Ama diğer günlerde yine her zamanki tempomuzu sabahleyin erken kalk. Bir deneme çöz. Sonra biraz dinlen. Ardından tabii ki bayram artık yapıp iç o oh, oh ne güzel. Ardından da o gün yaptığımız hatalarla alakalı soru çözümü yapabiliriz. Dolayısıyla bu bayram şeker toplamıyoruz, net topluyoruz Suzan'cığım. Ama ilk gün dinlenme hakkımız var tabii ki. Dinlenmek de bizim çalışma süremize dahil. Günün kaynağına baktığımızda LGS son tekrar setini görüyoruz. Biliyorsunuz ki son tekrar kampımız geldi. Son tekrar kampında sizlere detaylı ve hızlı son tekrarlar ve en uzun canlı yayınlar hazırlayacağız. Son tekrar setimizde de sanki sene boyunca hiç ders çalışmamışsınız da konuları hiç bilmiyormuşsunuz gibi tek tek soru tarzları üzerinden matematikte, fende, Türkçede, inkılap tarihinde, İngilizce dinde... tüm konuları soru tarzları üzerinden sizlere anlatmaya çalıştık. Mesela İngilizce'de direkt kelime bilgisine odaklandık. Kelime ve sınavda çıkabilecek soru tarzlarına ve hatta e, inkılap tarihinde kavramlar ve direkt sınav sorusuna odaklandık. Yani amacımız bu kitaplardan soru yakalamak. Veya Türkçe'de direkt olarak işte sözcükle anlam cümlede anlam değil de direkt sınav modeli sorularla yani e, sözel mantık soru nasıl gelir? Tablo yorumlama soruları, kesin olanı belirleme soruları, görsel seçenekli sorular, karşılaştırma infografiler şeklinde. Fen de yine önce kavramları verdik ve sonrasında direkt sınav odaklı gittik. Çünkü artık sınava az bir zaman kaldı. Sınavda öğrencilerimiz karşılarına ne gelecekse onları bu son tekrar kitaplarımızda görsün istedik. Burada iyi e butona tıklayarak Tonguç mağazadan ulaşabilirsiniz. Günün okuna baktığımızda şehit öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Sesi. Gerçekten İzmit'te Kocaeli'deki mükemmel anadolu bir tanesi. Yine e, Türkiye'deki bütün Anadolu liseleri arkadaşlar ister e, Galatasaray Lisesi olsun ister e, herhangi bir atıyorum işte Sinop'taki normal bir Anadolu Lisesi olsun fark etmez. Aynı şu anda hazırlandığınız sınav gibi. Şu anda işte Sinop'taki veyahut da atıyorum Kastamonu'daki veyahut da Edirne'deki ilkokulla İstanbul'un en pahalı ilkokulları arasında bir fark var mı? Eğitim açısından çok fark var hocam. Hayır herkes uzaktan eğitim alıyor ve en önemlisi de sınava girdikleri zaman okulun hocalarıyla girmeyecek. Kendisi girecek. Dolayısıyla herhangi bir lisede atıyorum diyelim ki Sivas'ta ben çok çalışkan ama normal bir ilkokula gidiyorum. Başka bir öğrenci çalışmıyor ama İstanbul'un veya Ankara'nın en iyi ilkokuluna gidiyor. Hangimiz başarılı olur? Tabii ki ben başarılı olurum. Niye? Çünkü ben iyi çalışıyorum. İşte bunun gibi arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin bütün liselerinde okuyan öğrenciler üniversite sınavına girecek. Hangi lisede olursa olsun Çalıştıysa başarılı olacak. Hangi lisede olursa olsun Robert deyim ben. Çalışmıyorsun kusura bakma. O zaman başarısız olacak. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki lise önemli. Tabii ki iyi liseler, güzel liselerin puanlarının yüksek olmasının bir sebebi var. Ama bizler şunu bilelim. Bizler kendimiz için gayret göstereceğiz, çalışacağız. Ama sonrasında hangi lise olursa olsun, ister en iyi lise olsun, isterse normal bir lise olsun... ...çalıştığımızda mükemmel başarılar bizleri bekliyor. Ama bizler her zaman daha fazlasını istediğimiz için... ...ve bizim görevimiz çalışmak olduğu için... ...şu anda en doğru olanı yapıyoruz ve... ...soru çözüyoruz, ders çalışıyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepinize şimdiden iyi bayramlar.